Bütçe görüşmelerinde tansiyon yine yükseldi. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, HDP'li vekillerin terör örgütü PKK ile ilişkisini normal karşıladı. HDP'yi savunan Engin Altay'a tepki MHP Grup Başkan Vekili Levent Bülbül'den geldi. HDP'nin içinde de PKK ile ilişkili insanlar olabilir. Partinin kurumsal olarak terörize edilmesi doğru değil. HDP'nin PKK ile işbirliğini bu sözlerle itiraf etti CHP'li Engin Altay. Ancak savunmaktan da geri durmadı. HDP'yi savunmaksa da kimse... Sana ne ya? Sana ne ya? Kim isterse bunu savunurum ben. Sana ne? Bir dakika. İşine bak sen. Genel kurulda Milli Savunma Bakanlığı'nın bütçesi görüşülüyordu. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay'ın terör destekçisi HDP'ye sahip çıkması tansiyonu yükseltti. AK Parti'ye de bir tavsiyem olsun. HDP ile didişmeyi bırakın. Hükümetinize söyleyin insan gibi mücadele etsin. Burada HDP'yi terörize ederek falan Türkiye terörle mücadele etmiş olmaz. Ya sana ne kardeşim, çık sen söyle ya. Altay HDP içinde PKK ile ilişikli isimler olabilir dedi. Bunun HDP'yi terörize etmeye yetmediğini öne sürdü. HDP'nin içinde de PKK ile ilişkili insanlar olabilir. Partinin kurumsal olarak terörize edilmesi doğru değil. HDP'yi savunmaksa da kimse... Sana ne ya? Sana ne ya? Kimi isterse bunu savunurum ben. Sana ne? Bir dakika. İşine bak sen. Bu sözler MHP sıralarını hareketlendirdi. MHP Grup Başkan Vekili Levent Bülbül, Engin Altay'ı ikiyüzlülükle suçladı. Kalkıp onları himaye eder gibi PKK ile HDP ile didişmek yerine şuna bakın demek HDP adına bir takım dertlerinde olduğunu ortaya koyuyor. PKK'ya dost olan bugün PKK'ya karşı bir tavır içerisindeyse ortada ikiyüzlülük vardır en basit tabirle. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de CHP'nin tavrına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Bahçeli CHP'yi HDP'den, Kılıçdaroğlu'nu da terörist Demirtaş ve Karayılan'dan ayırt etmenin imkansız hale geldiğini söyledi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.